Nem Suresi 34. Ayetin Manevi Hikmeti Nedir? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bu Kur'an zahir ve batın üzere indirilmiştir. Yani her ayetin bir zahir bir de batini, manevi e, manası vardır. Zahiri manası, evet. Sultanlar, hükümdarlar bir beldeye girdiğinde ne yaparlar? Oradaki, evet o uluları, oradaki hükümdarları, hüküm sürenleri, yetki sahiplerini ne yaparlar? Aşağı indirirler. Onları zelil hale getirirler. Bu zahiriydi. Bu zahirden bizim anlamamız gereken işin manevi tarafıdır. Bir insan, bir kainat, bir ülke, onun bir vücut ülkesi vardır. Onun bir gönül alemi vardır. Eğer orada şeytan hakimse, nefis hakimse, bu durumda oraya eğer bir hükümdar gelirse, evet, hükümdar Allah'tır, hükmeden Allah'tır, hakim olan Allah'tır. Allah bir vesileyle oraya tecelli eder. Vesile kim? Vesile, evet peygamberler, Resulullah Efendimiz o gönlü temizler, nefsi teskiye eder. Allah'ın tecelli etmesi için onu hazırlar. Tecelli eden Allah'tır, hüküm sahibi Allah'tır. Evet, peygamberler ya da peygamber varisleri de iyidir. Peygamberler, peygamber varisleri, evet, mehdiler, mehdi ne yapar? Gönülü Allah'ın tecellisine hazırlar. Allah'ın hükmü orada geçsin diye. Ayet-i Kerime'de Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir dedi. Kime hükmedecek? Kendisine. Vücut ülkesine, gönül alemine hükmedecek. Allah'ın hükmüyle hükmedecek. Eğer Allah bir gönülde hükmederse o ne olur? Allah'a abd olur. Allah'a aşık olur. Allah'a kul olur. Allah'ın emrettiği güzellikleri yapar yasakladığı yanlışlardan da sakınmaya, kaçınmaya çalışır. Oraya asla şirk bulaşmaz. Çünkü Allah tecelli etmiş. Allah'ın olduğu yerde put olmaz. Aynı şekilde Allah'ın tecelli ettiği o gönül aleminde hakim olan Allah'tır. O kul Allah'ın nazarıyla nazar eder. Allah ile görür, Allah ile işitir, Allah ile bilir, Allah ile sever, Allah ile tutar, Allah Allah ile yürür. Neden? Çünkü Allah oraya o günüle tecelli etmiştir. Evet, bunun içinde olması, yapılması gereken şey bir insan kendi kendine bunu yapabilir mi? Kesinlikle hayır. Gücü buna yetmez. Evet. Bunu yapacak olan Allah bu vazifeyi Resulüne vermişti. Sonra kıyamete kadar onun varisleri bunu yapmaya devam eder. Yoksa evet, nefsiyle, şeytanla boğuşur durur. Evet, bir peygamber varisiyle beraber olmak da yetmez. Tabi olup ona uymak gerekir. Ben de böyle bir kul olmak istiyorum deyip onun kulluğunu kabul ederken onun gibi de yapmaya e, çalışıp çaba gayret sarf etmesi gerekir ki bu olsun. Evet. O hükümdar tecelli eden gönüle tecelli eden Allah'tır.